Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri, bilişim teknoloji der, teknolojileri dersinden 1. dönemin 1. yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Öğretmenim sen de anlarsın bu dersten demeyi sakın. Öğrencilerin ısrarı üzerine çekmeye karar verdim. Bildiğim kadarıyla sevgili öğrenciler sizlere yardım etmeye çalışacağım. Ee, i̇nşallah yanlış yapmam ve hemen birinci sorudan başlıyorum. Çünkü birçok öğrenci bana yorumlarda öğretmenin bilişim teknolojileri istiyoruz, sürekli video istiyoruz diyorlar. Ben de bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz. İnternet adres yapısı. Evet buradaki bölümleri yazacağız. Alan adı, ülke kısaltması, site uzantısı gibi bölümler var. Şimdi sondan başlayalım. Mesela şurası TR yazılan bölüm. Ee, ülke kısaltması oluyor. Yani şurası oluyor sevgili öğrenciler. Buraya ülke kısaltması diyorum. Evet site uzantısı. Hani gov.tr diyoruz mesela. com.tr yazıyoruz ya. Site uzantısı diyelim buraya da. Evet burası da alan adı. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine girerken map.gov.tr diyoruz mesela. Alan adı. Hemen onu yazıyorum. World Wide Web yani www dediğimiz kısım World Wide Web World şöyle yazayım ve şuradan sileyim şunu. Ee, burası da e, iletişim kuralı HTTP yani güvenli olduğunu anlatan bir yer. İletişim kuralı diyoruz ve böylece birinci soruyu yapmış oluyoruz. İkinci soruya gelelim. İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin edu uzantılı siteler üniversiteler için kurulmuş olan sitelerdir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi devlet sitelerinde kullanılır? Şimdi com.tr biliyorsunuz ticari olan sitelerdedir. Devlet siteleri genelde gov.tr olur. Mesela bizim ülkemizdeki gov olur. Diğer ülkelerde de öyledir. Yani cevap C şıkkı oluyor. 3 numaraya bakalım. İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web tarayıcısı yani browser denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir. Google Chrome tarayıcı, Internet Explorer'da, Mozilla'da e, tarayıcı ama VLC Player video oynatma programı sevgili öğrenciler. O yüzden o bir tarayıcı değil sadece videoları oynatan bir program. Geçiyorum dördüncü soruya. Aşağıdaki simgelerden hangisi Microsoft Office Word programına ait simgedir diyor. E, fark etmişsinizdir. A şıkkı PowerPoint, Excel. E, bu neydi? Unuttum şimdi ismini. Dilim ucunda gelmiyor. Yani Microsoft Word e, simgesi A şıkkında. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? E, biliyorsunuz Google. Diyorlar ya sevgili öğrenciler. Google amcaya soralım hemen. Yani Arama motoru her şey var diye. Diğerleri değil bu sıkıştırma e, depolama programları. Skype'de başka bir program. 6. El ile tutup göz ile görebildiğimiz bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalar genel olarak aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Bilgisayar zaten hepsinin ismi yani. Yazılım e, içindeki programların e, ismi biz onlar ne diyoruz? Elle tuttuğumuz yani e, CD sürücüsü gibi mesela bilgisayarın içindeki parçalar, kasası gibi şeylere biz donanım diyoruz sevgili öğrenciler. Cevap C şıkkı olacak. İnternet zaten değil. 7. Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? A. Gönderim için zaman ve yer sınırı yoktur. Evet, anında gönderirsiniz. Hızlıdır. Gönderildiği an karşı tarafa ulaşır. Evet. Güvenlidir. E-posta iletilmediğinde size bildirilir. Doğru. Ücretlidir. Her e-posta ücret alınır diyor. İşte bu yanlış. E-posta göndermek ücretsizdir. İnternet olan herkes gönderebilir. 8. soruya geldik. Web site adreslerinin sonunda yer alan ülke kısaltmalarını eşleştiriniz diyor. Şimdi DE demek Deutschland yani Almanya demek sevgili öğrenciler. Yani E harfini buraya koyalım. Almanya'nın uzantısı. UK United Kingdom yani İngiltere A şıkkı oluyor. İt İtalya'nın kısaltılması e, D harfi. Ru ise Rusya'nın kısaltması. Ve bildiğimiz Türkiye'ninki TR oluyor. Onda da C harfini koyuyoruz. Ve geçiyoruz diğerine. http www.tema.org.tr sitesine giren bir kişi. Bu site hakkında hangi izlenime kapılması doğru olur. Şimdi org dediğimizde Ticari olmayan siteler yani dernek, vakıf, toplum yararına çalışan siteler aklımıza gelir. E, dernek sitesidir diyoruz ve bunu işaretliyoruz. Ticari olsaydı com olurdu. Resmi olsaydı gov.tr olurdu. Askeri kuruluşu ben de bilmiyorum. <laughs> Devam edelim. 10. Sosyal ağlarda aşağıdaki bilgilerimizden hangilerini paylaşmamalıyız? A. Telefon numaramız. Evet paylaşmayalım sakın. Kimlik numaramız kesinlikle paylaşmayalım. Ev adresimizi hiç paylaşmayalım. Yani hepsini kesinlikle paylaşmıyoruz sevgili öğrenciler. Sakın ha kimseye söylemeyin. İnternette bunları söylemeyin, vermeyin. 11. Bilinen en büyük geniş alan ağı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki internettir. Facebook, Google ve Twitter zaten internetin içindedir. Bunlar daha dar manada ama en genişi internet. Hepsine internet diyor zaten. 12. Bir sunu hazırlamak, metin ya da resimlere efekt vermek için kullanabileceğimiz en uygun program aşağıdakilerden hangisidir? Ee, PowerPoint. A şıkkı. bir sunu hazırlamak, işte onu göstermek, resimlerle desteklemek. Belki okulda yapmışsınızdır, öğretmenin size göstermiştir. Excel değil, Excel yazı tablo programı. Word da zaten yazı programı. Office de yine Office programlarından biri ama bu ACS nedir bilmiyorum. <laughs> Geçiyorum. Benim bildiğim PowerPoint. Çünkü PowerPoint'i kullanıyorum sevgili öğrenciler. 13. Aşağıda bulunan numaralandırmış düğmelerin görevlerini numaraların karşısına yazınız diyor. Şimdi bir numara e, yazdığımız yazının kalın yazılı, yazıldığını yazılacağını gösterir. O zaman e, şuradan kalını çizelim buraya koyalım. Kalın yazmak. İki numara italik yani hafif eğik yazmak istediğimizde bu düğmeye basıyoruz. İtalik de iki numara, üç numara bakın şurada A var altı çizili yani A bir yazdığımız yazının altını çizmek istiyorsak bu düğmeye basmamız gerekiyor altı çizili olmasını istediğimiz zaman. Evet 4 numara bakın burada rengini yani yazdığımız rengini yazının rengini ister kırmızı, mavi, sarı veya siyah yapabiliriz. Yazı rengi diyoruz. Yazı rengi ve 5 numara yani şuradaki kalibri yazıyor bakın burada. işte comic sans yazıyor veya bir times roman yazıyor. Yani yazının türü ile ilgili nasıl yazılacağını gösterir. O zaman buraya 5 numara yazı türü diyorum ve geçiyorum. Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir? Şimdi e, yazdığımız yazıların sayfanın sola doğru yani sol tarafa yaslanmış hali, ortalanmış hali, sağ tarafa yaslanmış hali ve iki yana iki yana yaslama demek. Şimdi neye bakalım? Sola hizalamak, ortalamak, sağa hizalamak ve iki yana yaslamak. B şıkkında Cevap orayı buldum sevgili öğrenciler. Böyle bu düğmeye bastığımızda yazılarımız sola doğru yaslanır. Bu düğmeye basarsak hepsi ortada toplanır. Ortaya yani ortalanır. Bu düğmeye basarsak sağa doğru yaslanır. Bu düğmeye basarsak da iki tarafa iki iki yana doğru yaslanmış olur. 15. soru. Aşağıdaki dosyalardan hangisi PowerPoint programıyla hazırlanmıştır? Zaten şundan anlayabilirsiniz. PowerPoint kısaltılmışı PPT sunum dosyası hazırlanıyor zaten ve ppt demek powerpoint. Zaten şurada simgesi de var sevgili öğrenciler görmüşsünüzdür. Geldik son soruya, 16. soruya. Nokta nokta dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ağdır. Tabii ki internet diyoruz. Günlük hayattaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığı nokta noktadır. Nedir? E-postadır e-posta yazıyoruz. İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya nokta nokta denir. Bilgisayar ağı denir. Bilgisayar ağı. İnternete girmemizi sağlayan yazılımlara ne denir? Yazılımlara nokta nokta denir. Ne denir? Web tarayıcı denir. Aa, burada küçücük yer bırakmışım. Ben nasıl sığdıracağım buraya? Şöyle yazayım o zaman. Web tarayıcı diyorum çiziyorum. EBA'ya nokta nokta bilgilerim ile girebilirim. Ne? E, e okul bilgilerimizle girebiliriz. Evet. Bu şekilde doldurmuş olduk. Son soru dedim ama değilmiş. 17. soru varmış. şey şimdi fark ettim. PowerPoint programındaki her bir sayfaya nokta nokta denir. Bütün sayfalar birleşince nokta nokta olur. Şimdi her bir sayfaya slide deniyor sevgili öğrenciler. Slide hazırlıyoruz çünkü PowerPoint programında. Ve bütün sayfalar birleşip biz onu sunduğumuz zaman o bir sunum oluyor. Yani şuraya sunum yazalım. Ve cevap C şıkkı. İnşallah başarmışımdır sevgili öğrenciler. Tamamen sizin isteğiniz için çektim bu videoyu. Ee, yanlış yapmamışımdır inşallah. Yanlış yaptıysam yandım. Herkes beni topa tutacak. Sizlere şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Başka derslerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.